Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen geleneksel sünnet şöleniyle unutulmaz bir gün yaşadı. Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında yapılan şölende ilk olarak konvoy eşliğinde Tekkeköy turu gerçekleştirildi. Üstü açık otobüsle gezdirilen çocuklar ve aileleri yaklaşık bir saatlik tur sonrası tekrar etkinlik alanına getirildi. Çocuklar etkinlik alanında kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Tahta bacak, palyaço ve örümcek adam alanda dolaşarak çocukları sevindirdi. Etkinlikte patlamış mısır ve kavurmalı pilav ikramları da yapıldı. Sünnet ettirilen çocuklar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Tekkeköy Belediyesi pandeminin bitmesinin ardından etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. İlçedeki 300 minik için sünnet şöleni düzenlendi. Daha önceden sünnet işlemleri gerçekleştirilen minikler kurulan bu alanda gönüllerince eğlendiler. Sünnet çocukların arkasında her zaman olduğu gibi sizin her çocuğun tatması gereken bir erkekliğe ilk adım. Ama kimisinin maddi imkanı olmuyor. Kimi eğlenceyi sağlayamıyor. Ben şundan iftihar ediyorum. Allah bize böyle bir görevi nasip etti. Onu gönderiyoruz. Sosyal anlamda, sosyal belediyecilik anlamda 7'den 70'e yaşamında herkese dokunmadığımız bir alan yok. Sünnetinden evine, yaşlısına, gençine, ihtiyaç sahibine. Bugün de 300'ü yakın ihtiyaç sahibi, sünnet mutluluğunu tatmak isteyen çocuğumuzun sünnetinden kılık kıyafetine kadar, hediyesine kadar bütün her şeyi belediyemiz ve iş insanlarımızla birlikte bu mutluluğu onlara yaşattık. Etkinlikler de sürecek, bir konser organizasyonumuz da var. O da önemli bir etkinlik. Onunla ilgili neler söylersiniz? 27 Temmuz'da olmasının sebebi 30 Ağustos Teknofest olduğu için 27 Ağustos'a çekilen bir 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları o akşam yine bütün Samsun'u burada sanatçılarımızla, halk oyunlarımızla inşallah şehrimizin stadının hemen yanında bekliyoruz. Sahneye çocuklar ve aileleri çağrılarak çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalardaki kazananlarsa ödüllendirildi. Hazır mısınız? Çocuk diyecek ki anne 5 lira verir misin? Dondurma alacaksın diyeceksiniz ki ne? 4 lira mı? Ne alacaksın 3 lira? 2 lira neyle yetmiyor? Al sana 1 lira. İnşallah söyleyeceksiniz. Buyurun. Etkinlikte Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından da sünnet olan tüm çocuklara Samsun Spor forması hediye edildi. Biz bu şehirde her evlat Samsun'la, Samsun Spor'la tanışsın, onunla büyüsün diye bu anlamlı formayı bugün hediye etmeyi hepsini uygun gördük. İnşallah bu forma onların sırtından hiç çıkmayacak ve belki birçoğu bu ülkenin, bu şehrin, bu kulübün birer hayırlı evladı olacaklar diyorum ve o yüzden şehrimizin en önemli markası olan Samsun Spor'un formalarını bu çocuklarımıza bugün hediye ediyoruz. AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'la birlikte formaları dağıtan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2 yıldır Samsun'un en çok göç alan ilçesinde sizlerle birlikte yaşamak, sizlere hizmet etmek bizler için gururdur dedi. Geleneksel hale gelen ve 3 yıldır maalesef pandemiden dolayı yapamadığımız bu sünnet şölenini bu yıl tekrar gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu sünnet şölenini, sünnet, geleneksel sünnet etkinliğini seneye Allah nasip ederse çocuk şenliğine çevirmek istiyoruz. Hem sünnet hem ilçenin bütün çocuklarının eğlenebildik olduğu bir geleneksel gün haline getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte seneye bunu hep birlikte beraber tekrar başarırız diyorum. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler,
bu güzel ilçe Samsun'un, Karadeniz'in en önemli şehrinin en önemli ilçesi. Bizlerin yaşamaktan keyif aldığı, gurur aldığı ve iddia ediyorum her geçen gün biraz daha gelişen, biraz daha büyüyen ve son 2 yıldır Samsun'un en çok göç alan ilçesinde sizlerle birlikte yaşamak ve sizlere hizmet etmek bizim için en büyük gururdur. Ailelerin ve çocukların heyecanına büyük bir mutlulukla ortak olduğunu söyleyen Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise bu etkinlik için Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı tebrik etti. Ben de bugün aranızda olmaktan gerçekten hakikaten çok mutluyum. Çünkü bugün Tekeköy'de Hasan Bey pandemi sürecinde bir türlü gerçekleştiremediği, çocuklarımızın sünnet etkinliği dolayısıyla bir araya gelişimize ben de tesadüf ettim. Daha doğrusu Hasan Bey gelirsem memnun olurum deyince memnuniyetle dedim. Bugün çocuklarını sünnet ettirmiş ailelerin mutluluğunu, o çocuklarının sünnet mürüvvetini gören ailelerin, hanımefendilerin, beyefendilerin gözlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevgiyi, heyecanı birlikte görmek, ona tanıklık etmek bana da bir güzel gurur veriyor, bana da bir güzel yaşama sevinci veriyor dersem daha doğru olur. Tebrik ediyorum belediye başkanımızı, kardeşimi Hasan Togar Bey'i ve onun değerli eşi Yasemin Hanım'ı. Çünkü bu bir aile sorumluluğu gerektiriyor. Ben hiç unutmuyorum, tabii sünnet organizasyonlarını ilçe belediyelerimiz daha güzel yapıyor. Biz de bir şekilde nikahı ertelemiş, nikah yapamamış ama nikahsız yaşadıkları için de çocuklarını bir türlü okula gönderme yaşına kadar nüfusa kaydedememiş bazı ailelerin olduğunu öğrenmiştim belediye başkanıyken. Biz de nikah organizasyonları yapıyorduk şeyde, siz söyleyin, Doğu Park'ta. Ben de orada çok mutlu oluyordum böyle. O uzun süre nikah meselesini bir şekilde ertelemiş olan ailelerin nikahları yapıldığında duydukları heyecanı ben de hiç unutmuyorum. Ama bugün tabii başka bir şey. Evlat gözün nuru. Hepinizin, büyüklerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin gözlerinin nuru olan evlatlarının mürüvvetine tanıklık ettikleri bir an, bir ortam son derece güzel. Her erkek çocuğu o sünnet hadisesiyle ilgili günü hayatının unutulmaz bir günü olarak hatırlar. Çocuklarımız bugün Tekeköy Belediyesi'nin burada oluşturduğu bu sevgi yumağının içerisinde görüyorum, tırmanıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Onlar, biz belki bunu hayatın rutini içinde dümdüz her zamanki olabilecek bir şey gibi görüyoruz ama bugün hakikaten o 300 çocuğumuz bugünü hiç unutmayacak. Bugün onların hafızasında hayatlarının unutulmayan bir günü olarak kalacak hafızalarında. Ben böylesine güzel bir unutulmaz günü onların hafızasında gelecekte de hep yer edecek olan bir anıyı yaşattığı için benim sevgili kardeşim Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Hasan Bey'in eşi Yasemin Hanım'ın da bu konuda ona öyle inanıyorum ki desteği var, onu tebrik ediyorum.